Işık, karanlıkta kişinin ilk gördüğüdür. İlk gördüğü, ilk inandığı. Karanlıktan niçin korkmaz kişi? Şundan, her karanlıkta küçük, küçücük de olsa ille de bir ışık vardır. Işık, nice küçük ama nice küçük olursa olsun, kocaman ama kocaman bir karanlığı belli eder. Işık, aydınlıktan öncedir. Gerçeğin kapısıdır ışık. Bütün gerçekler bir küçük ışıkla başlar. Işığı yitirenler karanlıkta bile değildirler artık. Onlar yokturlar. Bir yalnızlıktan kurtarır bizi ışık. Işık gözün karşısındakidir. Işık olmasa aydınlık da olmazdı. Aydınlıklar ışıkların daha büyümesinden, daha yaklaşmasından başka nedir? İlle de ileride olmaz ışık, ille de yukarıda olmaz ışık. Ama ışıkların bizi daha ilerilere götürdüğü, daha yukarılara ulaştırdığı besbelli. Işık görünürken bir düşüncedir. Usun da ısrarla başladığını anlatır bu. Yurt karanlıklarında ışık nedir? Yurdun eski uygarlığı mı? Hayır. Yurdun doğa zenginliği mi? Hayır. Yurdun yeraltı değerleri mi? Hayır. Yurt karanlıklarında ışık üzerindeki toplumdur. İşte gerçek bir toplumumuz olmadığı için yurdumuz karanlık. Toplum karanlıklarında ışık kimdir? Düşünen mi? Değil. Yazan mı? Değil. Yöneten mi? Değil. Toplum karanlıklarında ışık çalışandır. İşte gerçek çalışmadan yoksun olduğumuz için toplumumuz karanlık. Işıklarda bizden önce, bizimle birlikte, bizden sonra bir yaşama vardır. Belki de bundan ötürü ışıklar güçlüdür. Işıklar çekicidir. Belki de bundan ötürüdür ışıklara doğru gitmemiz. Işıklar görünmeleriyle yalnız kendi yerlerini değil, bizim yerlerimizi de belli ederler. Karanlıklarımızı birbirine kata kata ışıklarımızı çoğaltırız. Ben yaratmıyorum. Sen yaratmıyorsun. O yaratmıyor. Peki kim yaratıyor ışığı? Karanlıklar. Gerilik, kötülük, pislik birike birike karanlık olur bir gün. Karanlık koyulaşa koyulaşa daha karanlık olur bir gün. Karanlıklar öylesine yoğunlaşır ki bakarsın uzakta, uzakta, ta uzakta bir ışık var olur bir gün. Sevgili izleyiciler, bugünkü Sözün Yarısı programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Erol Gökşen. Öncelikle hoş geldin demek istiyorum sevgili Erol. Erol hocamızın yayını hazırladığı bir kitapla başladık. Aslında çok alışık olmadığımız bir kişiden gelen aforizmalar, aforizmik cümlelerden oluşan ve Fazıl Şair olarak tanıdığımız Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Vatan dergisi mi, gazetesi Vatan mi? Gazetesi. Gazetesinde 12 Mart 1962'de yayınladığı Işık başlıklı aforizmik bir yazıyla başladık. Dediğim gibi Erol Gökşen'in yayına hazırladığı Karşı Düşünce Vatan Gazetesi yazıları 1961-1962 kitabın başlığı. Neden peki bunu yayına hazırladınız? Evet, bunu anlıyoruz. Ama neden bununla başladık? Neden Erol Gökşen, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Işık yazısına veya Karşı Düşünce yazılarına önem veriyor? Bunu biraz konuşabilir miyiz? Evet. Öncelikle teşekkür ederim hocam davetiniz için. Rica ederim. Dağlarca benim için önemli bir isimdi. Süreç içerisinde şairliğini, şiirlerini okurken, şairliğini araştırırken hep merak etmiştim. 1930'larda başlayıp 2000'lere kadar evet. Yazan bir şairin neden düz yazıyla ilişkisi hiç olmadı? Hmm. Neden hiç düz yazı yazmadı? Sorusu kafamda dönüyordu. Elbette birkaç röportajı, bazı söyleşileri var. Bunu ben kendi düşünceme göre sistem dışı bırakıyordum. Çünkü o çeşitli sorulara karşı eserler hakkında verilmiş konuşmalardı. Evet. Kendi masa başına oturup düşünerek yazdığı bir metin var mıydı şeklinde bir soruyla yola çıkmıştım. Ve süreç içerisinde kafamda soru olarak koyduğum şeyi araştıra hangi gazetelerde yazdı, nerede yazdı, kimlerle ilişki kurdu, hangi dergileri çıkardı gibi ilerleye bu metinlerle karşılaştım ve gerçekten ilk gördüğümde çok şaşırmıştım, şok olmuştum. Evet. Bu metinleri, çünkü bizim edebiyatımızda böyle bir tür yok. Çok ilginç. Aforizma tarzı metinler çok yok. Kameraya da göstermek isterim.
arada yıldız işaretiyle ayrılan. Kendisi de böyle bir, yani gazetede yayında da var mı? Evet, aynı. Birebir aynı soracağım. Bizim edip şiirle düşünceyi birleştirmesi benim hoşuma gitmişti. Çünkü Dağlarca diyor ki ben düz yazı yazmıyorum. Aslında biraz gerekçesi de var. Çünkü düz yazı biraz laf kalabalığıdır'a getiriyor. Ha, güzel. Evet, yani sözün özü az tam kelimeyle şair şeyi düşüncesi. Evet, az kelimeyle ifade edilir diyor ve böylece şiire yöneliyor. Hı-hı. Bunlar da hem düz yazı hem şiir arasında kalan metinler. Evet. O anlamda önem vermiştim. Evet. Keyifle okumuştum. Fotoğrafladığımda, yolda eve dönerken, metro ile giderken tekrar tekrar okuyordum böyle. Ve her bir cümlede beyninden vurulmuşa dönüp ne güzel söylemiş, ne güzel dile getirmiş. Çok doğru. Bu cümlelerle böyle epey bir dağlarca tekrar döndüm ve bu metinleri hazırladım. Yani Türkçe edebiyatta aforizma yok diyenler öncelikle buna bir bakabilirler herhalde, değil mi? Yani bu ilginç. Bir yandan da ama mesela Işık başlıklı yazıda, o okuduğumuz parçada bir bağlantılılık da var. Aslında sadece tek başına serd edilmiş, ortaya konmuş cümleler değil. Aralarında bir geçişlilik, birbirine etkileme de var. Sanki laf kalabalığı yazan düz yazıcılar, nasirler bunu şey olarak kullanabilirler gibi. Konu cümlesi olarak paragraf, her birinden bir paragraf yazarlar gibi. Öyle değil mi? Evet. Orada her biri bir paragraf, hatta bir metin, bir kitap olabilecek düzeyde aforizmik ifadeler de var. Bunu Dağlarca sanırım şöyle bir amaçla yapıyor. 61'de başlıyor. O dönem Vatan Gazetesi'nin ortaklarından, hissedarlarından. Hmm. Naim Tirali, Oktay Akbal Vatan Gazetesi'ni satın alıyorlar. Evet. Ve Dağlarca da onun ortaklarından biri. Evet. Dolayısıyla gazetede köşe yazılması isteniyor. Aha. Ve şiir yazamayacağına göre elbette gazetelerde şiirler yayınlanıyor. Hmm. Örneğin Yahya Kemal'in pek çok şiiri gazetede yayınlanmıştır. Faruk Nafiz, Çamlıbel'in vesaire pek çok şairin o dönemde şiirleri yayınlanabiliyor. Fakat onun yerine bu yolu tercih etmesi bir gayesinin olduğunu gösteriyor. Evet. Okurla iletişim kurarak, ona dönemin atmosferini yansıtmaya çalışarak toplumu bir çeşit aydınlatmak, o konu üzerine düşündürmek istiyor. Çünkü bütün metinlere baktığımızda mesela bir metin var, Uzay Çağı diye. Evet. 61'de uzaya gidiliyor ve işte zaten 55'te uzay çalışmaları başlıyor ve 61'de uzaya gidildiğinde hemen gidildiğinden 4-5 gün sonra gazetede Uzay Çağı başlığıyla bir aforizmik ifadeler söylemeye başlıyor. Çok ilginç. Sonrasında Afrika'da işte sömürgeler üzerine çeşitli olaylar oluyor. Ve hemen o günlerde bununla ilgili sömürge karşıtlığına dair aforizma metinleri oluşturuyor. Evet. Benzer şekilde yine toplumu aydınlatan, toplumla aydın arasındaki sınırı koyan ya da bu ikisi arasındaki geçişkenliğe vurgu yapan metinler var. Ülkenin, toplumun, dünyanın meselelerini kendine dert edinen ve bunları okura anlatıp onun da bunların farkına varmasını sağlamak isteyen bir düşünceye sahip ve bu minvalde bu metinleri ortaya koyuyor. Çok güzel. Yani iyi ki yayını hazırlamışsınız. Evet. Bu ne zaman çıktı? Birkaç yıl oluyor hocam. Birkaç 2019'u sanırım. Evet, yani edebiyatçıların, şairlerin, yazarların bütün eserlerinin derlenmesi, ortaya çıkartılması çok önemli. Yani burada zaten yayınlanmış bir şey var. Bazen yayınlanmamış, yarım kalmış işler de yayınlanıyor. Bu bir tartışma yaratabiliyor mesela. Yani o bunu istemiyordu, niye yayınladınız falan gibi karşı çıkışlar olabiliyor. Bu doğru ama bir yandan da onun yarım kalmış bir metin olduğu vurgulanarak yayınlanabilir. Çünkü bu artık edebiyat tarihinin işi, değil mi? Ben açıkçası ölümünden sonra, yazar ve şairlerin ölümünden sonra eserlerinin yayınlanıp yayınlanmaması konusunda
20'li yaşlarda Kitaplık dergisinde hatırlıyorum. Yani bundan yaklaşık 2000'lerin başını olarak söyleyeyim. 2005-2006 gibiydi. Hı hı. Böyle dosyalar hazırlanıyordu. Evet. Yayınlanmalı mı? Yayınlansa hak ihlali olur mu? Olmaz mı? Gibisinden tartışmalar olduğunu hatırlıyorum. O dönem birinci, ikinci sınıftım diye hatırlıyorum. Hı hı. Fakat kendi kendime düşündüğümde bence olmalıydı. Çünkü yazar ve şair vefatından sonra onun eserleri bir çeşit toplumun malı oluyor. Yani ortak hafızanın ürünü oluyor. Evet. Dolayısıyla o metinlerin o yazarı, şairi tekrar alımlamak, anlaşılmasına katkı sağlamak adına dolaşıma girmesi gerektiğini inanıyorum. Ayrıca o vurgulanabilir de tabii ki. Yani bu kişi bu metnin yayınlanmasını istemedi. Onu öyle görerek okuyabiliriz. Evet. Yani tamam, eseri olarak görmedi veya bitmiş olarak görmedi. Amenna. Bunu kabul ediyoruz. Ama ondan öte yani şeyin kişinin, yazarın kişiliğini, kendi efsanesini, mitini koruyarak biz yine de başka bir şeylere bakabiliriz. Bakmak zorundayız. Evet. Yani başka bir tarafı da olduğunu göstermek, söylemek gerekiyor. Evet. Mesela İlhan Berk'in hikayelerini, mensurelerini derlemiştim. Hı. Bir Limandan Üç Resim adlı kitabında toplamıştım. Orada eminim ki şair yaşasa bunları görmezden gelecekti. Ve ki gelmiş ki zaten üzerinde hiç durmamış. Oysa ki o İlhan Berk'e bildiğimiz İlhan Berk olma sürecindeki adımlarını görüyoruz orada. Evet. Tamamen birebir eşleşiyor. Beslendiği kaynaklar ve şiir diline nasıl yansıdığını. Evet. 30'ların ortasından 40'ların başına kadar bu süreçte, 6-7 yıllık süreçte bu metinleri ortaya koyuyor. Dolayısıyla bizim şairi anlamlandırmamızda bir eksiklik oluşturacaktı. Evet. Ve o ortaya çıktığında orada biz ona daha farklı yorumlarla değerlendirme imkanımız oluyor. Evet. Bu anlamda bence bu metinlerin dolaşıma girmesi gerekli. Evet, yani orada yazarın ya da şairin kendisinin bile farkında olamayacağı bir, nasıl diyelim, değerlendirme değişimi olabilir. Yani belki de İlhan Berk bir şey, Türkçenin modern klasiği haline geldiğini, geleceğini belki de bilmiyordu veya başka birisi. Veya mesela Sabahattin Ali Kürkmantolu Madonna'nın bu kadar ünlü olacağını bekler miydi? Bütün bunlar üzerinden başka bir şey, başka bir kanal açılıyor. Bunun da akmasına izin vermek lazım. Tabii ki yazarın kişiliğine, üretimine değer vererek. Yani ona değer vermeden de yapılan çok iş var neticede. Tabii. Ortalıkta. Ama biz Erol Gökçe'nin çalışmalarında öyle olmadığını görüyoruz. Buradan dağlarcadan Erol Gökşen'e geçelim. Çünkü Erol Gökşen bir edebiyat araştırmacısı olarak arşivle çok içli dışlı. Hem yazarların arşiviyle hem gazete ve dergilerdeki arşivlerle çok içli dışlı ve yayınlanmamış eserleri buluyor. O yüzden bir Erol Gökşen özgeçmişini buraya koymak iyi olacak diyorum. Müsaadenle buradan okumak istiyorum. 2008 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Yeni Türk Edebiyatı ana bilim dalında başladığı yüksek lisans programını 2011 yılında tamamladı. O master tezi konusu neydi Erol? Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Şiirinde Kadın. Peki, güzel. Böyle bir tarama yönü de olmuş. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı ana bilim dalında başladığı doktora programını 2019 yılında bitirdi. Oradaki tez konusu. Orada da erken Cumhuriyet dönemini çalışmıştım. 23-40 arası. Erken Cumhuriyet dönemi romanlarında eğlence hayatına baktım. Güzel. Biraz da tabii temele Foucault'u koyarak Foucault'un iktidar temelli görüşlerini, Lefebvre'in gündelik hayata dair görüşlerini ele alarak bu dönemde
eğlence hayatı nasıl bir reformize edildi? Ne oldu ki romanlara bu yansımasının nasıl olduğunu gördük? Güzel. Çünkü özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası eğlence anlayışını bütün dünyada çok değiştiriyor. Evet. Cazın bir anda bütün dünyayı sarması falan gibi olgular. Güzel bir konuymuş o da. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programında ikinci doktora eğitimine başladı. Bu doktora eğitimini de 2021 yılında tamamladı. 2011 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Tömer'de öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Cemal Süreya, Fazıl Üstün Dağlarca, İlhan Berk, Nabizade Nazım, Salim Şengil, Tevfik Fikret gibi Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinin metinlerini süreli yayınlardan derleyerek okurlarla buluşturdu. Varlık Dergisi'nde Şairin Hikayesi adlı köşesinde şair kimliğiyle bilinen isimlerin arşivlerde kalan hikayelerini yayımlamaya devam etmektedir. Edebiyat sosyolojisi, edebiyat iktidar ilişkisi, süreli yayınlar, modern Türk hikayesi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi çalışma alanları arasında yer almaktadır. Bizim konuklarımızdan Haluk Oral'ı tanıyor musun? Haluk Hoca'ya benziyor biraz aslında. Denebilir, doğru. Yani tabii o daha farklı yerlerden gidiyor. Sen isimden yola çıkıp metne, yeni metinlere ulaşma çabasındasın. Tam Türkologça bir tavır, değil mi? Yani her yazarın eksik kalan metni, yayınlanmamış metni vardır yaklaşımıyla olaya bakıyorum. Ve bu noktada onların biyografilerini okuduğumda hem yeni konular, malzemeler bulmuş oluyorum hem de o arada kalmış olduğunu düşündüğüm metinleri biraz daha üzerinde yorum yaparak, odaklanarak, işte çevreme sorarak olabilir mi, olmayabilir mi gibisinden oraları deşmeye çalışıyorum diyeyim. Güzel. Yani sana aslında tamamlayıcı diyebiliriz. Ha? Evet, biraz. Çok iyi, çok önemli bir şey. Basılı çalışmaları, basılı veya basılı olmayan çalışmaları, arşivi takip edip oradan yayınlar çıkartmak ki son yayının, buna geleceğiz, Türkiye'de Edebiyat Matineleri bir hafıza mekanı incelemesi. Bu da bu arşiv çalışmalarının bir yansıması değil mi? Evet. Yani gazetelerde yer alan Edebiyat Matinesi haberlerinden yola çıkan bir çalışma. Bu çok etkileyici tabii. Yani önümde yayına hazırladığın kitaplar var. Örneğin Halide Edip'in İstanbul'da Bir Yabancı, Tefrika romanı. Belki son yayınlanmamış romanıydı. Evet, denebilir hocam. Evet. Evet, çok güzel. Salim Şengil'in Anılarda Kalan Portreleri, Tevfik Fikret'in ve Cenap Şahabettin'in ayrı ayrı, yani Fazıl Üstün Dağlarca'ya da benziyor, toplu hikayeleri. Evet, yani aslında bütün hikayeleri olmalıydı bana göre. Ha. Çünkü hemen hemen bütün süreli yayınları taradığımı düşünüyorum. Ve bütün hikayeleri olması gerektiğini düşündüm. Fakat yayın evi biraz da çok seri evet, bütün kitaplara toplu hikayeler dediği için bu da öyle oldu. Evet. Yani başka hikayesi çıkar mı? Elbette çıkabilir ama sanırım o kadar emek verdikten sonra çok çıkacağını zannetmiyorum. Bu yayıncılık alanı bir kategorizasyon işi bir yerde. Dolayısıyla onlar bizi şeyde de şaşırtıyorlar. Tabii. Çalışmalarımızda. Yani mesela ilk 20. yüzyıl başı veya 19. yüzyıl sonu romanlarında kapaklarda geçen milli roman ve mahalli roman gibi tabirler bugün bizim yanlış anlamamıza açık ifadeler, değil mi? Yerli roman, mahalli roman. Evet. Tabii. Çok başka şeyleri kastedebiliyorlar yani. Yani o zaman milli, bu milli ise diğeri gayrimilli mi oluyor? Yani milli romandaki kısıtları belli bir inanç grubu, Osmanlı inanç grubu arasında geçiyor. O anlamda Osmanlı Ermenileri arasında geçiyorsa, mesela gibi, Akabi hikayesi gibi, Vartan Paşa'nın, o milli roman oluyor aslında. Ama farklı inanç gruplarını kapsıyorsa,
şeyin Ahmet Mithat'ın müşahidatı gibi mahalli roman oluyor. Dolayısıyla evet. Yayın evlerinin ne yapacağı belli tabii, olmuyor. Evet. Bu bizim için soru işaretleri evet. Bunlar. O yüzden tabii dedikleri bizim için geçerli oluyor. Evet. Onları bir tabii şey de var. Bir serisi oluyor. O serinin evet. içerisinde ayrı bir kategori açmak istemiyorlar. Hı-hı. Aynı serinin devamı doğru, niteliğinde doğru. oluyor. Burada Kamil Yazgıç... Ahmet Mithat'ın oğlu, onun oğlunun kaleminden Ahmet Mithat Efendi ve Dönemi evet. kitabında görüyorum. Bu tabii çok kıymetli. Evet. Birinci elden tanımamızı sağlıyor aslında evet. Kamil Yazgıç babasını anlatıyor. Tabii yer yer abartılar olabiliyor. Evet. Onu korumaya yönelik, korumacı bir tavrı olduğunu görebiliyoruz. Tabii. Fakat buna rağmen hiçbir zaman hiç kimsenin bilemeyeceği bilgileri de veriyor. Hı-hı. Onun Hı-hı. eserleriyle olan ilişkisini, arkadaş çevresine dair bilgileri... O yazmamış olsaydı asla öğrenemezdik. Çok ve o Fransızların roman eclef diye bir kavramları var. Aha. Yani yazarın hayatıyla evet. eseri arasındaki ilişkinin birebir evet. örtüşmesi gibi düşünebiliriz. Anahtar kavramlar. Roman. Evet. Bu noktada belki biz bunu Ahmet Mithat'tan bulamayabiliriz tam olarak. Hı. Ya da sağlamasını yapamayız. Fakat Hı. Kamil Yazgıç bu noktada bize ciddi bir malzeme sundu. Peki ilk metni, burada birkaç metni var çünkü değil mi? Burada birkaç gazetedeki metin var hocam. Evet. Vatan Gazetesi'nde, Vakit'te, Vakit ve Tan Gazetesi var. İlk ne zaman yayınlıyor? 38-39'da çıkıyor. Sonra kitaplaşıyor. Hı-hı. Orada kitaplaşan metni esas aldım. Adapazarı'nda doktorluk yapıyor. Ki Ahmet Mithat diyor ki ben yazar oldum, çok süründüm, çok acılar çektim. Bu yüzden hiçbir... Ahmet Mithat söylüyor evet, yani. Hiçbir... Yazar olmak isteyen izleyicilerimiz bunu duysun. Yani evet, hiçbir çocuğuna yazarlık, yazar olmasını istemiyor. Hiçbir çocuğun yazar olmasını istemiyor. İlginç. O yüzden doktor oluyor kendisi. Ha. Pek çok yere gidiyor. En son Adapazarı'nda, Sakarya'da doktorluk görevini yapıyor. Ve orada da vefat ediyor. Oranın yerel gazetesinde de yazıyor. Mesela bunu... Vakit gazetesinde yazdığında söylüyor, küçük bir cümlede söylüyorum. Marmara gazetesinin sütunlarında da babamla ilgili hatıralar var deyince evet. metni dikkatli okuduğumda burada da olabilir düşüncesiyle gidip o gazeteyi de tekrar bir evet. elden geçirdim. Ve orada da epey bir malzeme çıkmıştı. Evet. Ben vallahi 1930 ya da 31'den galiba bir gazete küpürü hatırlıyorum. Sosyal medyada paylaşmıştı herhalde biri. Belki de Haluk Hoca paylaşmıştı, emin değilim ama. Tam o tarihlerde Ahmet Mithat'ın kütüphanesinin satıldığına dair, mezata çıktığına dair evet. bir haber. Çok üzülmüştüm ben ona. Çünkü Ahmet Mithat'ın neler okuduğunu, neler girdiğini falan görmemiz çok iyi olacaktı. Ona da bir açıklaması var Kamil Yazgıç'ın. O dönemde çok büyük zorluklar çektiklerini söylüyor ve evet. O tahmin sıkıntılı dönemi geçmek için işte babasının işte köşk olsun veya pek çok servetini diyelim elden çıkardıklarını anlatmıştı. Evet, büyük bir aile çünkü. Tabii. İki eşi var ve oradan birkaç çocuğu var evet. her taraftan değil tabii, mi? Tabii Ahmet Mithat'ın sanırım hocam 10 kadar çocuğu var. 5'ti yanlış hatırlamıyorsam. Bir evet. ilk eşinden, ikinci eşinden olmak evet. kaydıyla evet. epey çocuğu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu çalışmalarda devam ediyor yani ama şimdi senin kendi araştırman onunla karşılaşıyoruz. Bu sene yok geçen sene Mart 2023'te yayınlanmış olan Türkiye'de evet. Edebiyat Matineleri bir hafıza mekanı incelemesi kitabın. Biraz bunu konuşalım yani. Elbette. Hafıza mekanı ne demek bir kere, yani böyle bir mekan mı var? Oraya gidip arşivini bulup oradan edebiyat metinlerini mi buldun? Evet. Bu ne anlama geliyor, biraz konuşalım. Hafıza mekanı demek Pierre Nora tarafından üretilen Fransız, bir kavram. Evet. Fransız araştırmacı, tarihçi evet. daha çok. Evet. Ve bu kavramı Fransa'nın bütün tarihine uyguluyor. Evet. Ve o Fransa'nın bu şekilde hafıza mekanlarını ortaya çıkartıyor. Tabii bu araştırma ekibi aynı zamanda. Yani başlangıcı Pierre Nora ile yapılıyor ama sonrasında
Birkaç ciltlik kitabın tamamı onun tarafından değil yani, evet, öyle mi? Evet, bir ekip olarak oluşturuyorlar. Bir evet. araştırma projesi şeklinde Hı-hı. bakıyorlar. Hem gerçek hem de zihinsel, sanal diyebileceğimiz mekanların bizde uyandırdığı etkiyi kastediyor biraz da. Yani kısaca bahsetmek gerekirse. Evet. Bir yani gördüğümüz mekanların bizde bıraktığı izler var. Ve yani bizim orada olmamız, orada arkadaşlarımızla vakit geçirmemiz evet. Bizim oraya dair izlenimlerimizin oluşmasını sağlıyor. Fakat kavramı bu kadar bırakmıyor. Asıl evet. ilginci de orası zaten. Bir de diyor zihinde, kişinin zihninde oluşan mekanlar var diyor. Buna da sanal ya da zihinsel mekanlar dediğimiz. Örneğin bir bayrağı gördüğümüzde, evet. bir anıt gördüğümüzde bizim zihnimizde hemen oraya dair bir nasıl diyelim? Bir konumlanış oluyor. Evet. Hemen oraya konumluyorsunuz. Yani. Hatırlıyorsunuz. Bayrağı gördüğümüzü ülke, devlet, millet diyoruz. Evet. Hemen Cumhuriyet... Hazır ola geçmek evet. mesela değil mi? Otomatik olarak o bilinçaltımızda belki de ardı ardına sıralanmış bir şekilde yer almış oluyor. Evet. Bu kavramı kuşaklar, anma törenleri ve arşivler şeklinde 3 kategoriye ayırarak inceliyor. Evet. Kuşaklar diyor, kuşaklar nesillerin devamını sağlıyor diyor. Aha. Ve hafıza mekanlarının diri tutulması bu şekilde gerçekleşiyor diyor. Evet. İkincisi anma törenleri diyor. Anma törenleri az önce bahsettiğim gibi saygı duruşu, bir ritüel içerisinde aslında anma törenleri. Nasıl başlayacağınızı, nasıl devam edeceğinizi ve kapanışın nasıl olduğu belli. Evet. Ve bu bir süreklilik arz ediyor. Her gün geldiğinde, o gün geldiğinde siz gidiyorsunuz, orada o töreni gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Bir ritüel gibi düşünülebilir. Bunu ikinci olarak ele alıyor. Üçüncüsünde de arşivler diyor. Evet. Arşivler de özerk arşivler, bir de özerk arşivler, kurumsal arşivleri kastediyor biraz. Kütüphaneler, müzeler evet. üzerinden. Bir de özel arşivler var. Bunlar da not albümleri, hatıra defterleri, fotoğraflar gibi ikiye ayırıyor kendi içerisinde. Ben bunları bu üç yapıyı diyelim, kategoriyi evet. edebiyat matinelerine uyarladım. Evet. Bir kitabın bir bölümünde bununla bunu yapmalıydım. Çünkü o teorik zeminde örtüşmesi gerekiyordu. İkinci bölümde ise bu dönemin tarihçesini ortaya çıkardım. Çünkü daha önce evet. hiç yapılmamıştı. Evet. Yani üzerine birkaç yazı vardı ama o da tabii ki çok detaylı değildi. Evet. Ve sonra şunu fark ettim hocam, Batı'da da böyle bir çalışma yok. İşimi zorlaştıran konulardan biri bu oldu. Benim zihnimde şu vardı, böyle bir makale olsun, bir yazı olsun, evet. bir kitap olsun istedim. En azından kitabın bir bölümünü buna ayırıp biz onlardan nasıl etkilenmişiz diye düşündüm. Fakat bulamadım. Ne İngilizce kaynaklarda ne Fransızca elbette bilmiyorum ama çeviri yardımıyla araştırmalarım çerçevesinde ya da kütüphanelerin veri tabanlarına girip farklı ülkelerin arşivlerine girdiğimde gördüm ki böyle bir çalışma yok. Acaba şey olabilir mi? Orada başlayan hafıza mekanları pek de sona ermiyor, korunuyor gibi bir şey olabilir mi acaba? Evet. Yani mutlaka orada da bitiyordur ama yani buna benzer şeyler. Şöyle edebiyat matinesinin başlangıcına dair hep genel ifadeler var. Mesela örnek veriyorum, işte Fransa'yı kastediyor. 1890'larda başladı diyor. Sonrasında 1920'lerde şu şairlerle birlikte genişledi diyor. Evet. Böyle bir iki küçük ifade var. Evet. Ama temeli indirdiğimde yani süreci bana aktaran, böyle bütünüyle ele alan bir çalışmaya rastlamadım. Evet, ilginç. Tabii burada Türk edebiyatı ve kültürüne dönük bir şey de olabilir. Yani Cumhuriyet'in işte o erken döneminde, oradan başladığını söylüyorsun. Evet. Özgün bir şey haline gelip, çünkü altın devri sanırım 60'lar değil mi? 50'ler. 50'ler. 50'ler biraz. Şunu söylemem gerekiyor. Bu matine, yani edebiyat matinesi bizde ismi bu şekilde anılıyor. Buna evet. şiir matinesi, şiir gecesi, şiir günü, sanat matinesi, sanat gecesi şeklinde ya da şiir okuma gibi farklı ifadeler var. Batı'da bunun günümüzde hala devam ettiğini söylüyorlar.
Web sayfalarında araştırdığımda, internette baktığımda devam ettiğini söylüyorlar. Hı. Rusya'da çok olmuş. Hatta Nazım Hikmet'in katıldığı bazı edebiyat matineleri olduğunu biliyorum. Vodka'dır herhalde. 50'lerde sanırım, 50'lerde 60'larda, hı, 60'ların başında katılıyor. Sonrasında Batı'da bildiğimiz büyük isimler aynı bizdeki gibi orada da çıkıp, hmm, şiirlerini okuyorlar. Manyetofon aracılığıyla, yani ses alma aracılığı, hmm, aracıyla daha önceden vefat eden şairlerin seslerini kaydetmişler. Onları, evet, orada dinletiyorlar. Mesela Fransa'da bir dergide görmüştüm, gazetede. 1950'li yıllarda bir gazetede. Tek tük haberler var ama bütünlüklü olarak yok aslında. Evet. TNP salonu var. Fransa'da 3000 kişilik. Hmm. 3000 kişinin dolduğu salonda büyük Fransız şairleri şiirlerini okuyorlar. Hmm. Evet. Yani oradan aslında bu olay çok büyük bir şekilde, yani eş zamanlı ilerliyor. Ama incelenmemiş bu pek, evet, oralarda. Belki başka yönler de canlı olduğu için. Ama burada 50'lerde özellikle bir önem kazanıyor, değil mi? Evet, bizde şöyle oluyor aslında. Üç aşamada ben ele aldım bu süreci. 53'te başladığını pek çok hatıra kitabında ya da çeşitli yazılarda söyleniyor. O dönemde de gazetelerde gördüğümde de söyleniyor. Ama bu baktığımızda bence başlangıç değildi. O soruyla biraz hareket ettim aslında. Dedim ki bu 53'te bir anda ortaya çıkan bir şey olmaz. Yani hiçbir şey bir anda ortaya çıkmaz. Evet. Bunu hazırlayan bir şeyler olmalı dedim ve geriye gitmeye başladım. Bir öncekine gittim, 40, işte 50'lere geldim, bu da olmaz dedim. 35-40'a indim, 40'tan yine olmaz dedim, 35'e sonra bir indiğimde, tabii bunlar epey bir zaman sonra oluyor. Evet. Ben sonra parçaları böyle tek tek birleştirip son noktada farkına vardım ki başlangıç aşaması halk evlerinin kurulmasıyla oluyor. O da şöyle. 19 Şubat'tı sanırım halk evlerinin kuruluşu, hmm, 1932'de. Ondan 6-7 ay sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Enis Bey Kor Yürek, hmm, sahneye çıkıyor ve şiir okuyor. Hmm. Halk büyük bir coşkuyla kutluyor bunu. Sonrasında her özel günde bu tekrar ediliyor. Hmm. Bu bir kanaldan akıp gidiyor. Yani, evet, halk evlerinin yapmış olduğu bu özel günlerdeki etkinlikler, şiir okuma etkinlikleri devam ediyor bir kanaldan. Evet. Bir kanal, ikinci bir kanal var. O da Edebiyat Fakültesi'nin, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin yapmış olduğu edebiyat gecesinde ki olaylar aslında büyük bir... O daha tartışmalı bir şey oluyor, evet, galiba. Çünkü sahneye çıkan öğrenciler, gazetelerin verdiği bilgiler çok farklı birbirinden. Kimisi diyor ki... Yahya Kemal şiir okuyacak diyor, kıyamet kopuyor. Yahya Kemal sonraki günler diyor ki ben öyle bir şey demedim diyor, siz yanlış anladınız diyor. Yani, evet, o edebiyat olayına dönüyor bu olay aslında. Anladım. Ve halkın ilgisini çekmeye başlıyor. Bu ikinci bir kol. Üçüncü bir kol, Şehir Tiyatrosu'na gelen, Şehir Tiyatrosu'na gelmeden önce Comédie Française, evet, Fransız tiyatro, evet, oyuncuları Türkiye'ye geliyorlar. Bir Orta Doğu turuna çıkıyorlar. Balkanlar ve Orta Doğu turu. Ve İstanbul, Ankara'ya doğruyorlar. Buradan işte Beyrut, Şam gibi çeşitli ülkelerde şeylerde. Böyle bir şiir matinası gösterisi, evet, şeklinde, öyle mi? O bir bu Balkanlardan başlayıp bize ve buradan doğuya doğru ilerliyor. İlginçmiş. Evet. Bu. Ve bunu 40'larda başlatıyorlar, 50'lere kadar bu devam ediyor. Her 2-3 yılda bir geliyorlar. Ha, ilginç. Sonrasında bu olayların akabinde İstanbul Şehir Tiyatrosu diyor ki biz de başlayacağız şiir matinesi yapmaya. Ve bu da bir koldan ilerliyor. Evet. Onlar da birkaç matine düzenliyor. Evet. Ve halk evlerinde ilk matineyi 1940 yılında genç şairler düzenliyorlar. Aynı zamanda broşür hazırlıyorlar. 12 sayfalık matineye katılan genç şairler iki tane şiirini okuyor ve orada kısa özgeçmişleri yer alıyor. Ve başlangıcını ben 1940 ilk orası olarak belirttim. Fakat işte bu bir gelenek şeklinde yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 50'lere geldiğimizde de 53'te de halk evleri 51'in sonu 52'de, yani 51'in sonunda kapandığında, evet, diyorlar ki
O zaman bunun yerine bir şey koymamız lazım. Bir şey ikame etmemiz lazım. Ve gençler, çünkü süreç içerisinde hep gençler bunu yaptı, düzenlediler. Ön ayak oldular, yazar ve şairler destek verdiler ama bu genç nüfusun, yeni cumhuriyet neslinin isteğiyle gerçekleşti. Dolayısıyla 52'de bir durgunluk dönemi var. Sonrasında 53'te tekrardan başlıyor. Orada siyasetteki değişimlerle de bağlantılı belki. Tabii. Çünkü halk evleri mevzu var. Bu benim aklıma şeyi de getiriyor. Halk evlerinden önce, yani tek partiye geçmeden önce 1930 öncesinde neydi adı? Türk yurdu, Türk ocağı. Orada da ihtifaller ve değişik toplantılar var. Yani bu 30'larda yapılan birazcık resmi yayınlarda galiba parlatılıyor. Tabii. Ama 50 sonrasında bayağı sivil bir etkinlik haline geliyor. Daha böyle popüler bir şey haline geliyor. Gün içerisinde İstanbul için söylüyorum, 3-4 edebiyat matinesi olduğu söyleniyor. Vay hatta Behçet Necati Gül diyor ki, yahu matineden matineye koşmaktan bir çok yorulduk, çaresiz kaldık, müze ensenarı geçtik diyor. Yani şiir okuyarak eğleniyor, evet. İstanbul birazcık. İlginç bu. Ve şöyle 53'te başlıyor yoğun olarak. Bütün ülkeye yayılıyor. Sadece İstanbul'da değil. İstanbul'da tabii gün içerisinde çok fazla oluyor ama Balıkesir'e, İzmir'e, Bursa'ya, Kırklareli'ne, Zonguldak'a, Salah Birsel, Gaziantep'e gidiyor, Kırıkkale'ye gidiyorlar. Adana'da ikinci yeni gecesi düzenleniyor. Vay canına. Çay bahçesinde ikinci yeni gecesi düzenleniyor ve oraya gidiyorlar. Bütün ülkede aslında büyük bir edebiyat etkinliği. Çok güzel. Şeklinde nereden baksanız 20-25 kadar şehirde benim tespit edebildiğim, eminim daha fazladır, yayılıyor. Ne kadar güzel. Eğlenceli de bir şeymiş. Yani ülke de eğlenmiş birazcık, evet. O aşamada. O güzel olmuş gerçekten. Tabii bu arada belli yıldızlaşanlar var değil mi burada? Tabii. Yani birisi galiba Necati Gil. Necati Gil çok popüler. Özdemir Asaf, evet. Atilla İlhan ve bir isim daha vardı. Asaf Ali Çelebi. İlginç. Evet. Bu üç isim popüler. Hatta matine takımı diyorlar. Matineciler kralı, matineler takımı şeklinde söyleniyor. Matineciler kralı çok güzel. Evet, böyle bir isim konuluyor. Asaf Halit'in özelliği yeşilimsi renkli uzun paltosuyla kilise çanı eşliğinde böyle arkadan böyle müzik gelerek Allah Allah. Böyle sisli bir ortamda şiirlerini okuyor. Yani şiirlerine uygun bir atmosfer yaratmış oluyor. Vay ve canım. Bu şekilde şiirlerini okuyor. Tabii herkes etkileniyor. Çok güzel. Benzer şekilde Özdemir Asaf tam bir diyalogçu diyor Ülkü Tamer onun için. Eline mikrofonu alıyor ve işte böyle hareketler yapıyor, espriler yapıyor. Aralarda performans koyuyorlar ortaya. Tabii, yani. Evet. Bu noktada yani teatral bir şekle dönüşüyor. Evet. Ben bunu zaten aynı zamanda matine türleri olarak da ayırdım. 5-6 türe ayırdım içeriğini. Hangi süreç içerisinde neler oluyor. Çünkü bir noktadan sonra sıkılıyor insanlar. Yani şiir okuma düz bir şekilde dönmesin diye. Evet. Arkaya fon müziği ekleniyor. Sonra teatral bir şekilde farklı metinlere geçiyor. Hikayeler okunuyor. Mesela Salah Birsel çıkıyor. Günlüğünden parçalar okuyor. Denemeler okuyor. Ha, ilginç. Tek kişilik matine düzenliyorlar. Orhan Hançerlioğlu Sabahattin Kudret için sahneye çıkıyor. Ve onun şiirlerini, eserlerini, biyografisini anlatıyor. Şiirlerini okuyor. Ve evet. Bu şekilde tek kişilik matineler düzenleniyor. Orada ilginç bir kesişme de oluyor değil mi? İTÜ'de ilk deneysel televizyonda. Evet. Da matine yapılıyor. Bu çok ilginç. Benim de hoşuma gitmişti. Afif Yesari bu noktada öncülük yapıyor. Onun denetiminde, gözetiminde. Farklı pek çok malzeme var aslında karşıma çok çıkan. Güzel. Bunları güzel. Derleyip, toparlayıp, olabildiğince birbiriyle bağlayıp bir mantık kurmaya çalıştım. Çok güzel. Yani ayrıca bu çalışmanın önemli bir kısmı bu toplumsal hafıza, kültürel hafıza ve bellek hafıza mekanı teorisi üzerinden de gidiyor. Yani sadece ampirik arşiv malzemesi üzerinden değil, aynı zamanda bir teorik tartışma da var. Bu çok zenginleştiriyor ve
bu tür efendim edebiyatta ikincil diye düşüneceğimiz şeylerin ne kadar önemli olduğunu ve bugünkü edebiyat anlayışına gelen yolu hazırladığını da gösteriyor. Bu açıdan belki keyifli okunuyor. Elinize sağlık diyoruz. Maalesef sözün yarısı böyle çat diye biten bir program. Biz programın sonuna geldik burada. Ama gerek Türkiye'de Edebiyat Matineleri bir hafıza mekanı incelemesi, gerek yayına hazırladığın kitaplar gerçekten çok ilginç ve okurların ufkunu geliştiren çalışmalar. Arkası gelecek diye umut ediyoruz. Yeni çalışmalar, yeni bir şey. Masanın üzerinde ne var şu anda? Hocam masanın üzeri aslında çok dolu. Aha. Fakat ben biraz daha seçmece yaklaşıyorum. Yani aha, her metni yapmaktansa beni heyecanlandıran, çok böyle güzel, tutkuyla bağlandığım, çalışırken keyif aldığım metinlere seçiyorum, odaklanıyorum. Hı. O yüzden şu an mesela Şair'in hikayesinde Cahit Irgat'ın hikayelerini bulmuştum. Çok onları hazırladım. Epeydir bekliyor ama kısmetse bu yıl yayınlanır diye düşünüyorum. Harika. Onlar var. Yine Halit Ziya Uşaklıgil'in röportaj, konuşma ve anketlerini derlemiştim. Yeni baskısını Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkacak. Evet. Orada görseller, fotoğraflar, resimler olacak. Hı-hı. Yeni metinler ekledim. Onlar da olacak. Şu an tezgahta bunlar var diyeyim. Vallahi biz heyecanlandık duydukça yani. Evet. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugünkü sözün yarısını burada sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi okuma ve edebiyatın sonu yok. Yeni üretimlerle farkında olunmayan çalışmaların Erol Gökşen gibi araştırmacılarca ortaya çıkarılmasıyla her gün yeniden bunlarla karşılaşıyoruz. Bunlarla geçen, bunlarla renklenen güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz.